Çok cahil insanlar var. Bırak nasıl Allah. Nasıl düzeleceğiz abla peki? Nasıl mı düzeleceğiz? Bu koyunlar ne zaman uyanacak? İnşallah 14-15'inde bayram yapacağız. Ama biz onlar gibi sokaklara çıkıp böyle şey yapmayacağız. Sessiz, sakin efendiliğimizi koruyacağız. Gitsin artık, yeter. Hayır, onu da yapmayın, onu da hiç yapmayın. Vallahi yapmayın. Yazık ya, yazık. Hala da Tayyip Erdoğan diyorlar ya, yazık ya. Market market geziyoruz. Niye bu hale geldik? Türkiye, ben bu yaşıma geldim. Bu kadar hayat pahalılığı görmedim. 10 bin lira kira veriyorum, 6 bin lira maaş alıyorum. Bakar mısın? Nasıl ödüyorsun? Çocuklar yardım ediyor. Ve hala Tayyip Erdoğan diyorlar. Sattı, hiçbir şey bırakmadı Türkiye'de. Hiçbir şey kalmadı. Bütün doldurdu Türkiye'yi adamları, yurt dışından Arapları doldurdu. Biz ne ev bulabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz, ne pazara gidebiliyoruz. Peki vatandaşlık verilen sığınmacılar var. Bunlar oy kullanmalı mı abla sence? Hayır, kullanmalı. Ne münasebet Türkiye yani. Biz bıraksınlar, onlar gitsin. Buraya niye getirdi? Seçim için, oy için getirdi onları. Niye TC vatandaşı yaptı? Oy için. Niye dışarıdaki diğer Arap ülkeleri almadı da neden Türkiye? Hangi Arap ülkesi kapısını açtı Suriyelilere? Soruyorum sana. Biz Müslümanız, açarız. Peki bizim başımıza gelse kim açacak bize kapıyı? Allah'ımız gerçek. Hiç kimse açmaz. Daha düne kadar düşmandı ya. Bırakın Allah. Dinledim sizin canım. Atatürk ne dedi? Bizim en büyük düşmanımız Araplardır dedi. Biz geçmişte onlardan yedik darbeyi. Ay, kiranı veremiyorsun. Sen 10 milyonluk. Bütün darbeyi onlardan yedik. Lafını balla kestim. Ben özürlü insanım. Ben şunu söyleyeyim. Ben, sen sağlamsın. Özürlü değilsiniz, akıllı bir insansınız. Ben mi? Özürlü kim biliyor musunuz? Hala daha bu muharefette bu tıp şeyi iktidarı savunan özürlüdür. Siz akıllısınız. Gutim. Lütfen. Beyefendiler, hanımefendiler. Ben 87 yaşındayım. Ben şeyin, CHP'nin zamanını çok iyi siz hatırlamazsınız. Biz hatırlarız. CHP'nin bir bu kadar delikten ilacımızı alıyorduk. Sidik kokusundan hastanelere gidemiyorduk. Hastalarımız içeride rehin kalıyordu. Parayı ödeyemiyorduk. Anneciğim, o bizim zamanki imkanlara göre biz zaman araba mı görecektik? Uçak mı görecektik? Çok yol mu görecektik? Yaşıyorsunuz. Benim evet. Hanımefendi diyor ki abla, 10 milyonu kiramı veremiyorum. Ay, sen arkadaşlar onu ne geçmişi yaşıyorsunuz? Ay, ne siz orada kalmışsınız ama. 10 milyonluk doçum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Geldi mi? Kılıçdaroğlu hiçbir şey veremez. Geldi mi? Bir tuvalet yapmış. Kendi partisi gitsin. Öbürü de altından tuvalet yapmış. Adama tutar. Öbürü neydi o yapıyor biliyor musun? Altından tuvalet de yapıyor. Altından yapar kılıcıya. Kolu tutuyor. Ye. Sarayda oturuyor. Yapsın da. Helal olsun. Ama siz çok geçmişte kalmışsınız abla. Tayyip giderse Türkiye satılır. Çok geçmişte kalmışsınız. Biz 2023'e geldik. Teyzeciğim 2023'teyiz. Ya bir dakika bekletiyorum. Bir dakika. Yani Erdoğan gelmeden önce buzlukta bekletiyoruz. Bakınız. Eline yazı veriyorlar talebenin. Ona bakıp okuyor. Bu nasıl Türkiye idare edecek? Yok sana. Bu nasıl Türkiye idare edecek? Ya Kılıçdaroğlu'na. Abi abla geldi. Erdoğan'a desteklenir engelli dedi. Bu abi geldi, abiyi konuşturmuyor. Evet, teyze iki dakika konuşayım dedi. Hiç kimse izin vermedi. Çünkü ben özürlüyüm ya. Bundan dolayı özürlüğü, abi, bundan dolayı hiçbir zaman kazanamayacaklar abi. Bundan dolayı hiçbir zaman kazanamayacaklar. Bizi her zaman izliyorlar. Biz bunu konuşmak hakkımızda. Burada benim kimse desteklemiyor ama seçimlerimiz kazanacak. Kolay gelsin. Ben gidiyorum. Tayyip, sonuna kadar Tayyip. Deliydim. CHP'de HDP'yle birleşti. He, yalan söylüyorsun abla. Hayır. Hiçbir CHP'li başkanı Hayır. AK Partili değilim. CHP'liydim. CHP'yi de vermeyeceğim. Vereceğim kişi Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Çünkü ona güveniyorum. Yani. Kardeş, ben de bir şey söyleyeyim. Bak. Ben Kılıçdaroğlu'na neden oy vermeyeceğim biliyor musun? Adam hırsızlık yapmasını bilmiyor. Küfretmesini bilmiyor. Aşırmasını bilmiyor. Ben niye vereyim ki buna la? Niye vereyim? He, adam hırsızlık yapmasını bilmiyor. Çalmasını bilmiyor. Küfredemiyor. Ondan sonra surtuk diyemiyor. Ben daha niye vereyim ben Kılıçdaroğlu'na?
sosyal sigortaları ne yaptı? Sosyal sigortaların bir müdür batırabilir mi ya? Size bu akıl nerede? Allah nerede vermemiş mi size? He? Niye? Haram olsa, haram olsa atarım gibi. Yani sizden başkası Müslüman değil mi yani? Tayyip'in resmini heykeline dikeceğim. Heykeline olsanız hırsızı oy vermezsiniz. Tak gördüm. Olan tazıtına gelip şehri idare edemez. Edemez. Eline kağıdı yazıp veriyorlar. Onu falan oku. Küçüğünü yıkayamıyor. Küçüğünü ya teyze Allah'ın seversen sen 1903'lerden mi geliyorsun? Sen benimle fazla görmüşsün. Akıllı olan adam artık doğruyu görür. CHP varken başka bir partiye de oy vermez yani. Çünkü ortamı görüyorsunuz. Gerdikçe geldiler. Biz barış istiyoruz. Biz sükunet istiyoruz. Kutuplaştırdılar mı? Korkunç kutuplaşma var. Korkunç. Yani kutuplaştırdılar mı diye sormak tabii siz haklısınız. Soru soruyorsunuz. Ama artık hakikaten ya biraz dürüst insan olmamız lazım kardeşim. Madem ki millet iradesi denen bir şey var. Herkes saygı duymak zorunda. Kim kazanırsa herkes ona saygı duymak zorundadır. Aksine olur, millet iradesine saygısızlık olur ki bu bir ülkenin en büyük kaybıdır. 3-5 kişinin çıkar için 80 milyonu ateşe atmak doğru değil arkadaşlar. Kim ne olursa olsun, kim olursa olsun, A olsun, B partisi olsun, C partisi hiç önemli değil. Peki Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. 14 Mayıs siyasi bir darbe girişimidir dedi. O Süleyman Soylu'nun büyük hatası. Bana göre büyük hatası. Çünkü Sayın Soylu bazen iradesi dışında konuşuyor sanki. Doğru şeyler değil. Biraz akıllı olmak lazım. Yani sorumluluk sahibi olmak lazım. Bulunduğum şeyin, makamın sorumluluğunu taşımak lazım. Taşıyamazsan zarar görür bu ülke. Hepimiz zarar görürüz. Yanlış olur. Bakın şimdi biz miting yapıyorlar. Taş atıyorsunuz. Niye atıyorsunuz kardeşim? Geçen gün havalimanında Sayın Erdoğan da güzel bir miting yaptı. 1.700.000 insan geldiğini söyleniyor. Ya niye biz taş atalım ona? Niye çiçek atmayalım? CHP de yapar. Bugün Maltepe mitinginde de CHP yaptı. En az onlar kadar da kalabalıktı. Oraya da taş atmamak lazım. Oraya da çiçek atmak lazım. Biz hepimiz vatandaşız arkadaşlar ya. Bizim geleceğimiz 4-5 kişinin geleceğinden daha önemlidir. Hatırlarsanız birileri demişti 5'ten büyük dünya 5'ten büyüktür diye. Şimdi dünya bizim ülke 80 milyon nüfus kardeşim 85 milyon. 5 kişiden değil 15 kişiden değil 500 kişiden de büyüktür yani. Bunun yüzden hiç riske atmamak lazım, akıllı olmak lazım. Biz hepimiz seçimin ertesi günü yine herkes kardeş gibi el ele kol kolayız. Hepimiz akrabayız öyle değil mi? Biz insanız ya. İnsan gibi davranmak zorundayız herkesi. Aksi takdirde herkesin eli ayağı bacağı gider. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar doğru siyaset değil. Siyaset akıllı olduğu sürece yararlıdır. Ama böyle şövenizm yok milliyetçilikmiş yok bilmem şu böyle şey olmaz. Seni yöneteni sana ne verdiğine bakacaksın. Eğer sana bir şeyler vermiyorsa değiştireceksin doğaları. 21 yıl oldu. Arkadaşlar tamam güzel şeyler de yaptılar. Ama artık değişim istiyorsa kimse buna engel olamaz ki. Bu milletin iradesi kardeşim. Olabilir misiniz engel? Olabilir misiniz arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi? 21 yıl kalmışsın zaten. Sana bu insan 5 defa seçim hakkı vermiş ve 5 defa seçilmiş. Kimse saygısızlık etti mi? Milli iradeye karşı geldi mi? Gelmedi. Şimdi eğer kaybedeceksen de dürüstçe, namusluca, şereflice, ahlaklıca diyeceksin ki kardeşim teşekkür ederim. Bugüne kadar bana vermiş olduğunuz reyden dolayı hepinize teşekkür ederim diyeceksin. Çekileceksin. Kazanırsan yine herkes, hepimiz alkışlayacağız. Çünkü gerçekten milli iradeye herkese saygı duyması lazım. AK Parti'ymiş, CHP'ymiş. Bu hiç önemli değil. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Halk ne istiyor? İnsanlar ona saygı duymak zorundadır. Bitti. Teşekkür ederim.